Selamünaleyküm. Videonun başında da gördüğünüz gibi arabamızın rolant problemi var. Protonların genel problemi zaten bu. Bu dalgalanmaya sebep olan şey de boğaz kelebeğinde bulunan rolant motorundan kaynaklı. Genel itibariyle şu gördüğünüz parça kırılıyor. Şuradan kırılıyor zaten. Bunu değiştirmeye çalışacağım. Bu tamir takımı olarak geliyor. Tek başına satılmıyor bu. Bu 100 lira civarı aşağı yukarı. Ben değiştirmiştim. Bir 3-4 ay oldu ama ne hikmetse tekrar kırıldı galiba. Çünkü rolanti yine bozuldu. Eski parçayı da yapıştırdım. Böyle deneyeceğim. Olmazsa yeniden sipariş vereceğim. Ama şu kısmı en azından görün diye bir video atayım dedim. Başlıyorum. Önce şurayı rahatlatacağım ki rahatça çalışayım diye. Boğaz kelebeğini sökmeden değiştirmeyi deneyeceğim önce. Büyük ihtimalle elim ayağım oraya girmediği için boğaz kelebeğini sökeceğim yani. Şurayı falan gözüküyor değil mi? Bu tarafa gelsene. Gel şuraya gel. Bak şurayı. Biraz daha yaklaş, yaklaş, yaklaş. Şunun içinde işte arkadaşlar, bunun içinde bir mekanizma var. Dişliler var. Bu çarkın içinde. Çıkarsak mı, ne yapsak acaba? Dur. Yani burada belki işlem yapılabilir ama ben hiç risk almayacağım. O yüzden boğaz kelebeğini sökeceğim. Aşamalarından bahsedeyim. Şu 3 kabloyu, hava girişleri var burada. Bunları bir sökeyim. Bunların yerlerini karıştırmayın. Benimkinde belli olduğu için hiç numaralandırmaya gerek duymuyorum. Şu şekilde. Sensörümüzün fişini çektim. Burada gaz pedalı var. Bunu en son çıkartacağım. Çünkü burada üstünde çok uğraştırıyor çıkartması. Şurada yaklaş. Şu fiş var. Bunu çekiyorum. Tamam. Bekle. Yaklaş şuraya sen. Şimdi sökmemiz gereken bağlı olan şu hortum var. Bir de şuradaki hortum var. Bu iki hortum tutuyor şu an sadece. Bunları sökeceğim. Penseye ihtiyacınız olacaktır. Çünkü bazı yerler mandallı oluyor. Sıkıntı da işte çalışma alanının dar olması. Birazcık su akabilir, endişelenmeyin. Evet, iki hortumu da kurtardım. Şimdi 4 tane vidası var. 1, 2, şöyle aşağı gel. Gel, gözükmüyor. Gözüküyor. Şu var bir de. Şuradaki, şurada 4. Bunları sökeceğim. Yani lokmasız bunlar zor sökülüyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Lokma takımı şart yani.
Cıvatalarını gevşettim. Şimdi söküyorum. Şimdi şu gaz pedalını söküyorum. Şöyle çekeyim. Normalde bunu üstünde çıkartmaya çalışırsanız bayağı uğraştırır, haberiniz olsun. Söktükten sonra cıvataları yapmanız size zaman kazandırır, hızlı olur yani. Söktük. Boğaz kelebeğimiz. Meşhur Proton'un boğaz kelebeği. Baş belası yani. Şurayı sökeceğim. Parçamıza bir bakalım ne durumda. Lak lak. Evet, içindeki mekanizma bu şekilde. Dişlimizin biri. Arkadaşlar benim parça kırılmamış. Bakıyorum herhangi bir kırık parça da yok. Büyük ihtimal bu parçanın yukarı çıkmasını engelleyen kısma takıldı ve o şekilde kaldı bu. O yüzden de arabayı çalıştırdığında çok aşırı hava aldığı için rölanti yüksek çalışıyor ve sürekli dalgalanma yapıyor. Ben bunun yerini tekrar buraya takılmayacak şekilde ayarlamaya çalışacağım. Bakalım. Sonuç alabilecek miyiz? İçinde herhangi bir sıyırma var mı diye bakıyorum da. Hayır, içte de herhangi bir sıyırma yok. Gayet tutuyor. Arkadaşlar şu parça birazcık sıyırmıştı. Ben de bir parça pamuk, bir de Japon yapıştırıcısıyla burayı birazcık kalınlaştırdım. Şu gördüğünüz parça şöyle değdiğinde artık rölanti yükselmeyecek. Bunu takacağım yerine. Şimdi açılış yönüne doğru çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum, çeviriyorum. Şurada takılıyor ama ben bir tur daha döndüğünde takılmasını istiyorum. O yüzden parçayı sökeceğim. Orayı birazcık törpüleyip çok minimlik bir törpü yapıp tekrar takacağım. Şimdi törpülemesini falan yaptım. Parça güzel şekilde hareketini yapıyor. Buraya kadar yükseldiğinde de buraya takılıp kalıyor. İstediğiniz şey yok. Şimdi bunu toplamasını da tam göstereyim. Şu biraz daha yaklaşıyor. Yani tam üstten göster. Heh, tamam. Biraz uzaklaşabilirsin. Şimdi şu son tura geliyor. Son tura geldi. Bir tur çeviriyorum. Bir tur çevirdim. Şimdi şunu biraz daha sıkayım. Tamam. Nereye kızmış senin? Tamam bilsin kızım. Sen zaten şu vidayı takıyorum önce. Bu yay da bunun içine giriyor. Biraz da presyon süreyim. Arıyor musun?
Bunu oturtturdum. Biraz aşağı bastırdım. Şunu pini oturtturdum. Bu şekilde. Takma olayı bu. Şunu da şuraya takıyoruz. Tekrar. Şu kısım şunun üstüne gelecek şekilde takıyoruz. Evet, topladık arkadaşlar, işimiz bitti. Japon'la yapıştırdığım musluğa ihtiyacım kalmadı. Bu da kırıktı zaten. Belki içinde tekrar kırılırdı. Şimdi bunu güzelce yerine oturtacağız. Umarız problemsiz şekilde eski haline dönmüştür. Başladım. Evet, gaz kelebeğiyle işimiz bitti. Artık yerine takıyoruz. Söktüğümüz gibi tekrar takalım. Önce şunu takacağım. Çünkü ben bunu takarsam sonra bununla çok uğraşırım. Bu şekilde çok rahat olur. Ben buraları hızlandırdım. Kelebeğimizi taktık. Hemen bu halde kendi sıkalım. Yağmur yağdı zaman gidiyor. Sağ olsun, yarım saattir de babamı dinliyorsunuz. Babamın sesi de çıkıyor. Can sıkıntısı etrafında geliyor. Tekrar hortumlarımızı takıyoruz sırasıyla. Sen
sensörümüzü takıyoruz. Bir tane hortumumuz var. Bu hortumlar zaten biraz zor oluyor takması. Uzun süredir de takmadıysanız, sökmediyseniz çıkması zor olacaktır. Hortumun yırtılmamasına dikkat edin. Bu şekilde taktım. Son olarak şu boruyu da takacağım. Şunu da göstereyim. Boruyu da takacağım. Sonra denememizi yapacağız. Evet, montajımızı da yaptık, tüm kablolarımızı taktık. Hadi şimdi bismillah diyoruz. Videonun başına dikkat ederseniz 3000 devirlere kadar çıkıyordu. Sonra yavaş yavaş düşüp bu devirlerde sürekli dalgalanma yapıyordu. Şu an benzinde olduğu için bazı arkadaşlar abi devir yüksek falan diyebilir. Birazdan düşer zaten, otomatik vites olduğu için D'ye aldığımda bayağı rolantiyi aşağı çekiyor. Şekilde arkadaşlar. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü bu problemi yani yaşamayan protoncu yoktur herhalde. Bir de tabii kilometre problemleri var. Sonra termostat göstergesi problemlerimiz var kronik olarak. Tabii el becerisi olan arkadaşlar bunları bir şekilde hallediyor da vallahi ustalara kalan arkadaşlar yanda Allah yardımcıları olsun yani. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.